Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine pratik bir kesim yapacağız. Bir önceki videomda pijama dikmiştim. Yine biraz kumaşım var. Kumaşımla da pijamamın üstüne bir de üst dikeyim, şöyle bir penye dikeyim. Pijamamız takım olsun, pijama takımı olsun istedim arkadaşlar. Şöyle kumaşım var, çift el. Aşağı yukarı 1 metre kadar kumaşım. 4'e katladım kumaşımı. Şu an kumaş katları burada, kapalı taraflar. 4 kat kumaşım. Şimdi hemen şuradan bir 10 santim kadar çizip kumaşımdan bir parça çıkaracağım. Bunu bel kısmında hafif bir şöyle hafif toplamak için bant yapacağım arkadaşlar. Hemen önce şurayı çıkartayım. Şöyle isterseniz düz de bırakırsınız. Ben pijama olacağı için şöyle belimde bir bant olsun istedim. Şimdi 4 kat kumaşım. Kumaş katlarım burada. Penyemi yine alıyorum. Kalıpsız bir çalışma yapalım. Penyemi ters olarak çevirdim. Güzel yerleştirdim. Ayarladım. Böyle dikişlerini üst üste denk getirdim. Düzgün bir şekilde hazırladım. Şöyle yerleştiriyorum. 4 kat kumaşımın üzerine. Şimdi ben kumaşım çok olmadığı için düşük kollu bir üst yapacağım arkadaşlar. Hem de çok pratik olacak. O yüzden hemen şöyle yakamı çizeyim. Hatta çizmeme bile gerek yok ama şöyle omuzumu, yine omuzun geldiği gibi tutuyorum cetvelimi. Şöyle hafif düşürerek kumaşımın verdiği kadar biraz düşük kol olsun. Yine buradan şöyle tişörtümün genişliğinde şurada bir ovallık veriyorum. Ama şurada kolum önemli. Burası da santim yeter benim için. Şöyle işaretimi aldım. Şimdi şuradan şöyle koluma doğru bir ovallik verdim. Hemen basit bir şekilde şöyle tişört çıktı kalıbım. Arka bedenime göre çalıştım arkadaşlar. Hemen 1 santim pay vererek kesiyorum. Omuzumdan da 1 santim pay verdim. Şöyle. Yine 1 santim pay vererek etek kısmından da yukarıya çıkıyorum. Şu oval kısmı şöyle. İstediğim kol genişliğinde kestim arkadaşlar. Şuradan çıkan parçayla da yakamı çalışırım. Hemen kumaşımın birini kaldırayım. Şurayı da keseyim. Şunları alalım. Şimdi burada benim iki tane arka parçam oldu. O yüzden kumaşımın birini açıyorum. Şurada kalan parçamı 4 santim aşağı inerek yeni yakamı çiziyorum. Omuz başına hiç dokunmadan burada şöyle bir cetvel kullanabiliriz arkadaşlar. Çizim daha muntazam olur ama direkt elde de çizebilirsiniz. Hemen burayı da yine 1 santim pay vererek kesiyorum. Omuz başıma hiç dokunmadan. Şu an hem ön kalıbım hem de arka kalıbım çıktı arkadaşlar. Hemen açıyorum. Şu şekil. Şimdi ilk önce omuz dikişlerimi kapatıyorum arkadaşlar.
iki tarafı da. Omuz dikişlerini kapattıktan sonra yakamı ölçüyorum. Yakamın genişliğinden şöyle bir kumaş alayım. Kumaşınızın likrasına bağlı olarak, benim kumaşım penye bir kumaş ama çok esnek bir kumaş değil. O yüzden 2 santim eksik keseceğim. Şuradaki ölçüyü alacağım. 2 santim eksik keseceğim. Ama kumaşınız daha esnek bir kumaşsa 4 santim eksik kesebilirsiniz bandı. Bandımı da yine 3-4 santim genişliğinde, bu da size kalmış. Daha geniş bir yaka isterseniz 4 santim kesin. Biraz daha az bir yaka isterseniz 3 santim kesin. Ben şöyle bakıyorum, 3 santim yeter gibi geliyor bana. 3 santimden bir bant keseceğim ve yakama ekleyeceğim. Omuzları kapatayım. Bant olayını dikerken nasıl diktiğimi göstereceğim arkadaşlar. Sonra da yanları kapatıp belime de kestiğim şu bandı şöyle hafif, çok hafif toplayacağım. Çok yaygın olmasını istemiyorum. Şöyle çok hafif toplayacağım. Belime de bandımı dikeceğim. Ayrıyeten kollarımı düz de bırakabilirim ama parçalarım yeterse aynı belimde yaptığım gibi koluma da şöyle 4 santim genişliğinde bir bant yapıp şöyle hafif toplayabilirim arkadaşlar. Ben hemen omuzları dikip yakayı nasıl dikildiğini göstermek istiyorum. Omuz dikişlerimi kapattım arkadaşlar. Yakam hazır. Evet, yakamı, şu kısmı ölçtüm. 2 santim eksik bir bant kestim. Yakamın, dikeceğim yakanın genişliği de 4 santim. Şöyle ütüyle kırdım arkadaşlar. Şöyle ütüledim. Bana yardımcı olacak bu ütü. Şimdi kapattığım yer şurası. Burayı omuz dikişimin 1 santim kadar şöyle arkasına, arka bedenime gelecek şekilde yerleştirip şöyle yakamın çevresi boyunca şöyle hemen şöyle 2-3 milimden dikeceğim arkadaşlar. Bütün yakamın çevresi boyunca dikeceğim. Şöyle dikelim. Arkadaşlar, hazırladığım bandı hafif şöyle çekerek bedenimin yakasına yedireceğim arkadaşlar. Şöyle hafif hafif çekerek yedireceğim. Hemen kenarından incecik dikiyorum. Çekiyorum. Şöyle yakamızı düzeltip yine bu dikişten başlayarak şuradan incecik şöyle hemen 2 milimden bir
çima dikişi geçeceğiz. Böylece muntazam bir yakamız olacak. Şu şekil. Ütüyü de bastık mı? 10 numara. Şimdi yakamı temizledim arkadaşlar. Koluma da bant yaptım. Aynı yakamı yaptığım gibi çevirdim. Hemen dikişimden 2 milim ileriden bir dikiş daha attım. Bantları da yerleştirdim iki tarafıma. Şimdi belimde de bel bandımı da hazırladım. Şöyle biraz eksik kestim. Yanları kapatacağım. Bel bandımı da takacağım. Ve pijama üstüm de bitmiş olacak. Rahat, kullanışlı, pratik bir pijama üstü dikilmiş olacak arkadaşlar. Hemen dikip son halini evet arkadaşlar. Çok pratik bir yöntemle penyemi kullanarak bir pijama üstü diktim. Aynı bu şekilde bluzda, tonikte hatta elbise bile dikebilirsiniz arkadaşlar. Boyunu uzatarak kolumu da uzatabilirsiniz. Aynı bu kalıpla her şeyi dikebilirsiniz. Hırka bile dikersiniz. O kadar kullanışlı bir kalıp ki yani o kadar basit bir kalıpla her şey dikip giyebilirsiniz arkadaşlar. Ben de böylece kumaşımı değerlendirmiş oldum. Bir pijama takımım oldu. Evet, zaten tatlıydım. Şimdi daha da tatlı oldum. Nutellalı bir pijama takımım var. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı arada sayfalarınızda da paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.